Başlıyor muyuz? Evet, başlayabiliriz. Hakan Bey tamam dediğine göre başlayabiliriz. Sevgili meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar. TSRM'nin bir webinarında daha birlikteyiz. Bu akşam değerli meslektaşlarımızla birlikte Metformin üzerine bir Journal Club yapacağız. 3 tane makale seçtik. Cemal Posacı hocam ve ben moderasyonu üstlendik. Ve 9 Eylül Üniversitesi'nden sevgili meslektaşlarımız Onur Yavuz, Aslı Akdöner ve Ezgi Bilicen bize şeylerle ilgili, Metformin'le ilgili 3 makale sunacaklar ve onlar üzerine tartışacağız. Sizlerin de sorularını alacağız. Başlamadan önce ben TSRM Yönetim Kurulumuzdan sevgili Cem Atabekoğlu'na teşekkür ediyorum. Uzun süredir bu webinar organizasyonlarını yapıyor. Teknik altyapıda da bizi destekleyen uzun yıllardır Hakan Köyağası'na gene teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle tabii Metformin çok eski bir ilaç. Aslında biraz araştırdığımda Antik Mısır'a kadar geçmişinin gittiğini gördüm. Galega officinalis diye isminde bir bitki. Fransız Leyla veya işte keçi sedefi diye Türkçe'de geçiyor. Çok eskiden beri antidiyabetik etkileri biliniyormuş ama 1920'lerde bu biguanit olarak ilaç formunda diyabette kullanılmaya başladı. Bizim polikistik overde kullanmamız da işte 90'larda, 2000'lerin başında yapılan ilk çalışmalarda büyük bir hevesle kabul edildi. İnsülin direnci bu hastalarda çok yüksek olduğu için ovülasyon indüksiyonunda kullanmaya başladık ama sonraki çalışmalar hepimiz biliyoruz. Bu ilk baştaki hevesi biraz geri plana itti. Metformin artık daha az kullanılıyor veya endikasyonları daraldı diyebiliriz. Bir ara işte 21. yüzyılın aspirini diye de adlandırılıyordu. Çünkü antidiyabetik etkileri dışında antiproliferatif, antikanser, işte yaşamı uzatıcı etkileri olduğuyla ilgili deneysel çalışmalar var. Ama gerçek klinikte bunlar nasıl oluyor veya bizim kadın doğum disiplininde nasıl etkileri var ve pratikte bunları nasıl kullanacağız? Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Ben sözü uzatmayayım daha fazla. Cemal hocama vereceğim. İlk konuşmacıyı takdim etmek üzere. Buyurun Cemal hocam. Evet, değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Tabii bu konuyla ilgili her yönüyle Metformin'i tartışmaya çalışacağız. Ben de hemen vakit geçirmeden ilk konuşmacı Doktor Onur Yavuz'u davet ediyorum. Onur Bey, biz de öğretim görevlisi olarak Kadın Hastalık Doğum Anabilim Dalı'nda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ve bize Metformin'de ASRM Guideline'dan bahsedecek. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. Bugün 2017 yılında Fertilisteril'de ASRM'nin bir guideline'ı olan infertil polikistik hastalıkta ovülasyon indüksiyonunda Metformin'in rolünden bahsedeceğim. Polikistik over sendromu 1935 yılında Stein ve Leventhal tarafından hepimiz de bildiği gibi tanımlanmıştır. Amenöre, ara sıra menometrioloji, hirsutizm, infertilite, büyük kalınlaşmış kapsüllü soluk polikistik overleri olarak ilk tanımlama yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda 1960'larda gerildiğinde zamanla sendromun oldukça heterojen ve geniş bir klinik spektruma sahip olduğu anlaşılmıştır. Bin olguda yapılan bir değerlendirmede bu olguların %69'un hirsutizm, %74'ün infertil, %51'inin amenöre, %41'inin obez, %29'unun fonksiyonel kanaması ve %12'sinin ise siklik bir menstruasyonun olduğu ortaya koyulmuştur. 1970'lere gelindi. Daha sonraki çalışmalarda pikoslu kadınlarda erkek foliküler fazlı luteinize edici hormon elation ve hemen hemen tüm androjen düzeylerinin yükseldiği gösterilmiştir. 1980'lerde ise pikoslu kadınlarda testosteron ve insülin seviyeleri arasında anlamlı bir korelasyon gözlenmiştir.
İnsülin direncinin hastalıkta ortak bir özellik olduğunu ve obezite ile doğrudan ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. İnsülin direnci genellikle glikoz seviyesini normal aralıkta tutmak için normalden daha fazla miktarda insülinin gerekli olduğu bir durum olarak tanımlanmaktadır. İnsülin direnci olan bireyler aşikar diyabetik olabilir veya sadece testlerle tespit edilen insülin direncine sahip olabilirler. Polikistik over sendromu tedavisinde başta metformin olmak üzere insülin duyarlaştırıcı ajanların kullanımı söz konusu olmuştur. 1990'dan sonraki çalışmalara bakarsak metforminin PCOS'lu kadınlarda insülin direncini azalttığını, metforminle klomifosfat eklendiğinde eklenmediğinde ovülasyon ve gebelik oranını arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bununla birlikte PCOS'lu kadının tedavisinde metforminin kesin rolü oldukça tartışmalıdır. Bu kılavuzun da amacı zaten infertil PCOS'lu kadınlarda ovülasyon indüksiyonu için metforminin kullanımına yönelik öneriler sağlamaktır. Kılavuzda belirtilen literatürle ilgili kısıtlamalar şunlardır. Randomize kontrollü çalışma sayısı kısıtlı. Çalışmalardaki hasta popülasyonlarının karakteristik özellikleri oldukça heterojen. İncelenen heterojen popülasyonlar subgrupların metformin tedavisinden fayda görüp görmeyeceğini belirlemeyi oldukça güçleştirmekte. PCOS'lu kadınları tedavi etmek için metforminin kullanıldığı çalışmaların çoğu insülin direnci tanısının hiç konmadığı hastaları içeriyor. İnsülin direnci değerlendirmesinde ise tutarlı bir yöntem kullanılmıyor. Metformin dozları araştırmalar arasında da farklılık gösteriyor. Bazı araştırmalarda sadece ovülasyon ya da klinik gebelik ya da canlı doğum oranları yani bunların algoritmik olarak birlikte bakıldığı bir değerlendirmenin olduğu bir çalışmada maalesef literatürde mevcut değil. Kılavuza 1017 çalışma dahil ediliyor. Düzey 1-2 çalışmalar, sistematik incelemeler, meta analizler, insan çalışmaları, İngilizce olarak yayınlanmış makaleler, ovülasyon indüksiyonu açısından metformin, plasebo veya diğer ilaçlarla karşılaştırıcı çalışmalar, birincil ya da ikinci sonuçları olan çalışmalar, yan etkinin gösterildiği çalışmalar ve çeşitli fenotiplere göre PCOS tanısının değerlendirildiği çalışmalar dahil ediliyor. İlk başlığımız ovülasyon indüksiyonunda ilk seçenek olarak tek başına metformin plasebo ile karşılaştırıldığında klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırır mı? Kılavuzda diyor ki derece olarak belirtiliyor. Tek başına metformini plasebo'ya kıyasla ovülasyon oranını arttırdığına dair iyi kanıtlar var. Diğer taraftan tek başına metforminin plasebo'ya kıyasla klinik gebelik oranını veya canlı doğum oranlarının arttığına dair yeterli kanıt yok. Derece C olarak da belirleniyor. Diğer başlık ovülasyon indüksiyonunda ilk seçenek olarak tek başına metformin klonifosfat ile karşılaştırıldığında klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırır mı? Kılavuzda derece B olarak şöyle belirtiliyor. Klinik gebelik ve canlı doğum elde etmede tek başına metforminin tek başına klonifosfattan daha az etkili olduğuna dair kanıtlar var diyor. Ovülasyon indüksiyonunda ilk seçenek olarak tek başına metformin letrozol ile karşılaştırıldığında klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırır mı? Tek başına metforminin tek başına letrozol ile karşılaştırıldığında gebelik veya canlı doğum oranlarının arttırdığına dair yeterli kanıt yok. Derece C. Ovülasyon indüksiyonu için letrozolü destekleyen kanıtlar var derece B. Ve kılavuz da şunu belirtiyor. Letrozol, PCOS hastalarında ovülasyon indüksiyonu için makul birinci basamak ajandır. Ovülasyon indüksiyonunda ilk seçenek olarak metformin diğer ajanlar ile birlikte kullanıldığında klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırır mı? Metformin ve sadece klonifeni karşılaştıran çalışmaları almışlar ve burada metformin ve klonifenstratın birlikteliği ovülasyonu ve klinik gebelik oranlarını arttırına dair iyi kanıtlar olduğunu göstermekte derece A. Burada da metformin ve klonifenstrat kombinasyonunu tek başına klonifenstrat ile karşılaştırdığında canlı doğum oranlarının arttırmadığını yine kılavuzda burada göstermekte ve derece A olarak da bunu kılavuzda belirtmekte. Diğer taraftan aynı soruyu şöyle değerlendirmişler. En az 3 ay metformin yani prekonsepsiyonel olarak bir metformin verildiği zaman ve üstüne başka bir ajan eklendiği zaman bunun sonucu nasıl olur diye bir randomize kontrollü çalışma var. Bunda da en az 3 ay metformin ile ön tedavinin ardından ovülasyonu tetikleyen başka bir ilacın eklenmesinin canlı doğum oranını arttırdığına dair
kanıt vardır diyor ve derece B olarak da bunu kılavuz belirtiyor. Peki klorofil sitrat rezistans pikosu olgularında ovülasyon indüksiyonunda metforminin klorofil sitrat ya da diğer ajanlar ile kombinasyonu ovülasyon, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırır mı? İlk olarak klorofil sitrat ve metformin kombinasyonu klorofil sitratla karşılaştırmışlar. Klorofil sitrat rezistans pikoslu kadınlarda klorofil sitrat ve metforminin tek başına klorofil sitrata kıyasla ovülasyonu ve gebelik oranlarını iyileştirdiğine dair uygun kanıtlar var, derece B. Ve bununla birlikte klorofil sitrat ve metforminin tek başına klorofil sitrata göre en fazla faydayı sağladığı klorofil sitrat rezistans pikoslu kadınların alt gruplarının bulunup bulunmadığını belirlemek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu kılavuzda özellikle belirtilmekte. Diğer karşılaştırılan grup ise klorofil sitrat metformin ile laparoskopik ovarian drilling. Yine kıyaslandığı grup rezistans olgu, dirençli olgularda. Ve klorofil sitrat rezistans pikoslu kadınlarda gebelik oranlarının tek başına klorofil sitrat metformin kombinasyonu, klorofil sitrat laparoskopik ovarian drilling veya laparoskopik ovarian drilling ile farklı olmadığına dair uygun kanıtlar var ve derece B. Yine aynı grupta ovülasyon indüksiyonu için laparoskopik ovarian drilling'e kıyasla tek başına metformin kullanımının klinik gebelik veya canlı doğum oranları üzerine etkisi hakkında yeterli kanıt yok ve derece C. Klorofil sitrat rezistans pikoslu kadınlarda ovülasyon indüksiyonu için metformin ve klorofil sitrat kombinasyonunu tek başına aromataz inhibitörleriyle veya metformin aromataz inhibitörleriyle karşılaştırmak için yeterli kanıt yine oldukça zayıf olarak gözükmekte. Klorofil sitrat, metformin ve gonotropin karşılaştırmasına baktığımız zaman gonotropinle karşılaştırıldığında klorofil sitrat, metformin kullanımına ilişkin yetersiz veya çelişkili kanıtlar gözükmekte, derece C. Non-ART gebeliklerde gebelik öncesi metformin kullanımı düşük riskini azaltır mı sorusuna baktığımız zaman metforminin prekonsepsiyonel kullanılması ve gebeliğin başlangıcında kesilmesinin düşük yapma oranını etkilemediğine dair kanıtlar var, derece B. Gebelik sırasında metformin tedavisinin düşük riskini azalttığını gösteren de yeterli kanıt bulunmamakta, derece C. Peki metformin çoğul gebelik olasılığını etkiliyor mu? Tek başına metforminin çoğul gebelik oranını arttırmada dair iyi kanıtlar var, derece A. Tek başına klorofil sitrat ya da klorofil sitrat ile metformin kombinasyonunun kullanıldığı sikluslarda çoğul gebelik oranları üzerine dair de bir kanıt bulunmamakta, derece C. Tek başına FSH ile birlikte kıyasladığımız zaman FSH metformin kombinasyonunu çoğul gebelik riskinin azaldığına dair de yeterli kanıt bulunmamakta, derece C. Peki metformin hangi hasta grubunda daha etkili? Nanoobez, pikosta mı, obezde mi? Metforminin obez olmayan veya obez pikoslu kadınlarda daha etkili olup olmadığını belirlemek için yeterli kalitede bir kanıt yok, derece C. Sonuç olarak pikoslu kadınlarda ovülasyon indüksiyonunda metforminin etkisini yorumlamak çalışma popülasyonlarının heterojen doğası nedeniyle oldukça zor. Çeşitli çalışmalarda metformin insülin direnci değerlendirmesi tetkik edilmeden hem zayıf hem de obez kadınlara verilmiştir. Çeşitli çalışmalarda dahil edilen hasta popülasyonları için farklı PIKOS kriterleri kullanılmaktadır. Çalışmalarda insülin direncini ortaya koymak için farklı tanı kriterleri kullanılmıştır. Günümüzde bazı çalışmalar metforminin ovülasyonu ve klinik gebelik oranlarını arttırdığını gösterse de canlı doğum oranının arttığına dair bir kanıt yoktur. Ek olarak ise metformin kullanırken gebe kalan PIKOS'lu kadınlarda düşük yapma oranının azaldığına dair de bir kanıt yoktur. Kılavuzda yanıtlanamayan sorulara bakarsak, PIKOS'lu kadınlarda uzun süreli metformin uygulamasının ovülasyon, gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırıp arttırmadığını belirlemede tanımlanan tüm çalışmaların kısa süreli, yani tipik olarak 6 aydan daha kısa olması nedeniyle başarısız olmuştur. Metforminin aromataz inhibitörleriyle tek başına karşılaştırılması veya aromataz inhibitörlerine metforminin eklenmesine ilişkin sağlam çalışmalar bulunmamaktadır. Mevcut literatürde metforminin spesifik PIKOS fenotiplerine sahip bazı kadınlarda daha etkili olup olmadığını belirlemeyi çok mümkün kılmamaktadır. Metformin kullanımının kimlerde
yararlı olabileceğini ortaya koymak için fenotipleri belirlenmiş PCOS'lu kadınları dahil eden daha geniş popülasyonlu, güçlü, randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Kılavuzun önerileri şu şekilde: klonfenstrat veya letrozol gibi ovülasyon indüksiyon ajanları daha etkili olduğundan PCOS'lu kadınlarda ovülasyon indüksiyonu için tek başına metformin birinci basamak tedavi olarak kullanılmamalıdır. PCOS'lu kadınlarda ovülasyon için tek başına klonfenstrat veya tek başına letrozol makul birinci basamak ajandır. Klonfenstrat ile kombinasyon tedavisi tek başına klonfenstrata dirençli olan kadınlarda faydalı olabilir. Kısa vadede tek başına metforminin canlı doğum oranını arttırması muhtemel olmasa da uzun vadede ovülasyon oranlarını iyileştirmek amacıyla bireyselleştirilmiş PCOS vakalarında metforminin kullanılması faydalı olabilir. Metformin kullanımıyla birlikte artan ovülasyon oranı ve iyileşen insülin direnci göz önüne alındığında canlı doğum oranlarında bir artış olduğuna dair yeterli kanıt olmamasına rağmen diğer ovülasyon indüksiyon ajanların sonradan eklenmesi gebelik oranlarını arttırmada faydalı olabilir. Teşekkür ederim. Evet, Onur Bey'e çok teşekkür ederiz. Soruları herhalde bu üç makalenin sonunda alacağız ve tartışma içinde bir süre bırakacağız. Bu nedenle ben tekrar sözü Erbil Hoca'ya bırakıyorum. Evet, Doktor Onur Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımız gene 9 Eylül Üniversitesi'nden öğretim görevlisi arkadaşımız Doktor Aslı Akdöner. Metforminin PCOS'lu kadınlarda klinik ve metabolik parametrelere etkisi, randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta analizi bu yıl yayınlanmış bir makale. Buyurun Doktor Aslanım. Aslanım, sesi açabilir misiniz mikrofonunuzu? Ben bugün polikistik over sendromlu hastalarda klinik ve metabolik parametreler üzerinde metformin etkisini inceleyen bir sistematik analizden bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi polikistik over sendromu reproduktif çağdaki kadınların yaklaşık %20'sini etkileyen heterojen endokrin bir hastalık ve aşırı androjenin biyokimyasal ve klinik özellikleri menstrüel düzensizlik ve polikistik over morfolojisi ile karakterize. Polikistik over sendromunda görülen yüksek insülin düzeyi, aşırı over androjen üretimi ve overden tiroid hormon salınımında artışı neden oluyor. Polikistik over sendromlu kadınların glikoz toleransı bozuk ve insülin rezistansı mevcuttur. Ayrıca tip 2 diyabet riski artmıştır. Ayrıca polikistik over sendromlu kadınların %70'e yakınında metabolik sendrom gelişebilmektedir. Kilo kaybını ve insülin rezistansını düzeltmeyi hedefleyen terapötik yaklaşım, polikistik over sendromu yönetiminde ve ilişkili komplikasyon yönetimi de çok önemli. Hayat tarzı müdahaleleri anlamlı minimum kilo kaybını sağlayacak ilk basamak tedavi olmalıdır. Tabii polikistik over sendromu tedavisinde farmakoloji tedavi seçenekleri de mevcut ki bunlardan bir tanesi de metformin. Metformin Vigoent ailesinden bir antidiabetik ajan ya polikistik over sendromlu kadınların yönetimi tercih edilebilir. Metformin insülin duyarlılığını arttırarak androjen seviyesini azaltır ve hiperinsülinemiye bağlı kardiyometabolik riskleri azaltır. Bu meta analiz, metforminin polikistik over sendromlu kadınlardaki klinik ve metabolik parametreler üzerine etkilerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeli ve mevcut sonuçları ölçerek derinlemesine bir analiz sağlamayı amaçlamıştır. Çalışmaya meta analize dahil edilen çalışmaların hepsi randomize kontrollü çalışmalardır. Bu çalışmaların değerlendirdiği hasta popülasyonu 18 yaş üstü polikistik over sendromu tanısı almış hastalardır. Çalışmalarda metforminin plasebo ile karşılaştırılmasına ve ayrıca ilaçsız tedavileri, diğer tedavisiz süreci daha doğrusu ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Sonuçlarda hastanın ortalama vücut ağırlığı, body mass indeksi, bel çevresi ve bel kalça oranı, CRP, LDL, HDL, total kolesterol ve trigliserit düzeyleri, total testosteron, serbest testosteron, serbest androjen indeksi, androstenedion, 17-hidroksiprogesteron, TSH, LH düzeyleri, açlık kan glukozu, açlık insülin düzeyi, homoüre ve homo B indeksleri, steroid hormon bağlayıcı globulin, DHEP, androstenedion, sülfat düzeyleri,
gebelik oranları ve ovülasyon oranları değerlendirilmiştir. Çalışmaların seçilmesi sürecinde toplamında 3186 makaleden 2372'si gene uygun olmayan koşullardan dolayı dışlanmıştır. Sonuçta 814 makale full text olarak değerlendirilmiş ve bunlardan uygunluk kriterlerini karşılayan 24 randevulu kontrol çalışma metanaliz için seçilmiştir. Burada seçilen metanaliz için seçilen makaleleri görmekteyiz. Bunlar arasında genel olarak çalışma süreleri 3 ile 6 ay civarında, en uzun çalışma süresi 24 ayla İTER'den bir çalışma. Onun dışında en fazla hasta popülasyonuna sahip, hasta sayısına sahip çalışma da Avustralya'dan 2018 yılında yapılan bir çalışma. 239 hastayla çalışılmış. Çalışmalarda kullanılan PICOS tanı kriterleri çoğunlukla Rotterdam kriterleri 13 çalışmada kullanılmış. İki tane çalışmada Ulusal Sağlık Enstitüsü kriterleri kullanılmış. Diğer çalışmalarda tanı kriterleri belirlenememiş. Bulguları değerlendirdiğimiz zaman parametreler bazında ilerlenmiş. Vücut ağırlığı açısından toplamda 10 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş ve bunların sonuçlarına göre 4 randomize kontrollü çalışmada metformin 150 mg olarak hastalara günlük doz olarak verilmiş ve vücut ağırlığını anlamlı olarak düşürdüğü görülmüş. Bunun dışında diğer çalışmalarda vücut ağırlığında anlamlı bir azalma izlenmemiş ve genel sonuç olarak uygulanan dozaj ve süre ne olursa olsun metforminin vücut ağırlığını anlamlı ölçüde azalttığı saptanmış. Bunun da kanıt düzeyi orta derece olarak belirtilmiş. Vücut kitle indeksi incelendiğinde toplamda 19 çalışma, randomize kontrol çalışma bu bağlamda incelenmiş. Ve bu süreçte 4 randomize kontrol çalışmada anlamlı olmayan bir vücut kitle indeksinde azalma izlenirken 10 randomize kontrol çalışmada plaseboya göre metformin kullanımıyla beraber 3 ay boyunca 1500 mg metformin kullanılmış ve body mass indeksinde anlamlı bir azalma saptanmış. Diğer çalışmalarda anlamlı bir etki saptanmamış. Total olarak değerlendirildiğinde uygun dozaj, uygulanan dozaj, süre ve sıklıktan bağımsız olarak metforminin ortalama body mass indeksini anlamlı ölçüde azalttığı görülmüş. Bunun da kanıt düzeyi orta derece olarak verilmiş. Bel çevresi ve bel kalça oranı değerlendirildiği zaman burada bel çevresi üzerinde 5 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş. Bel kalça oranı üzerinde de 11 randomize kontrol çalışma değerlendirildiğinde bu çalışmalarda metformin kullanımıyla anlamlı olmayan bir azalma saptanmış. Açlık kan glikozu ve açlık insülini araştırıldığı zaman açlık kan şekeri üzerinde 11 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş ve bu süreçte 8 randomize kontrolü çalışmada 3 ay boyunca 1500 günlük 1500 mg metformin kullanımıyla beraber anlamlı düzeyde açlık kan şekerini metformin kullanımıyla azaldığı saptanmış. Onun dışında diğer çalışma sonuçlarında, diğer randomize kontrol çalışmalarda anlamlı azalma sonuçları görülmemiş. Genel olarak değerlendirildiğinde de süreli uygulanan dozdan bağımsız olarak metforminin ortalama açlık kan şekerini plaseboya göre anlamlı ölçüde azalttığı saptanmış ve bu da orta derece kanıt olarak verilmiş. Açlık insülin değeri incelendiğinde 14 randomize kontrol çalışma incelenmiş. Yalnız bunların sadece 2 tanesinde anlamlı bir azalma bildirilmiş. Genel olarak her alt grup analizi incelendiği zaman metforminin dozajına, sıklığına, süresine bağlı olarak ya da bağımsız olarak açlık insülininde anlamlı olmayan bir azalma ile ilişkilendirilmiş. HOMA-ÖR ve HOMA-B indeksleri değerlendirildiğinde HOMA-ÖR için 8 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş ve bunun üzerinde metformin ile HOMA-ÖR üzerinde anlamlı bir etki saptanmamış. HOMA-B üzerinden de toplamda 2 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş ve gene metformin anlamlı bir etkisi saptanmamış. Metforminin lipid profili ve CRP üzerine etkisi değerlendirildiği zaman gene parametre bazında ilerlediğimizde LDL üzerinde toplam 7 randomize kontrol çalışma incelenmiş ve bu süreçte genel olarak çalışmalarda LDL üzerine bir etki görülmemesine rağmen genel değerlendirmede uygulanan dozlardan bağımsız olarak LDL'yi plaseboya göre, metforminin plaseboya göre LDL üzerinde anlamlı bir azaltma yaptığı saptanmış. Bunun da kanıt düzeyi orta derece olarak verilmiş. Bunun dışında total kolesterol,
trigliseritler, HDL ve CRP düzeyleri üzerinde metforminin bir etkisi olduğu gösterilmiş. Hormon değerlerini değerlendirdiğimiz zaman total testosteron üzerinde toplamda 17-16 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş. Bunlardan 8'inde 3 ay boyunca günlük 1500 mg tek doz metformin verilmesinin plaseboya göre total testosteronu anlamlı düzeyde azalttığı gösterilmiş. Onun dışında bir randomize kontrol çalışmada 7 hafta boyunca günlük 1500 mg tek doz verilen metforminin de gene total testosteronda önemli bir azalma yaptığı gösterilmiş. Diğer çalışmalarda önemli bir etki saptanmamış. Totalde bakıldığında genel olarak metforminin total testosteron düzeyinde plaseboya göre önemli bir azalma oluşturduğu saptanmış. Bunun da kanıt düzeyi orta derece olarak verilmiş. FSA açısından değerlendirildiğinde toplam 8 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş ve bu süreçte çalışmalarda genel olarak çok belirgin bir etki yok ama sadece bir tane randomize kontrol çalışmada 7 hafta boyunca 1500 mg metformin kullanımıyla plaseboya kıyasla ortalama FSA düzeyinde önemli ölçüde bir artış saptanmış. Diğer çalışmalarda belirgin bir etki görülmemiş daha uzun süre metformin kullanılmasına rağmen ve genel değerlendirmede uygulanan doz ve süreden bağımsız olarak metformin kullanımının plaseboya kıyasla FSA düzeyinde anlamlı ölçüde bir artış yaptığı saptanmış. Bunun da kanıt düzeyi orta derece olarak verilmiş. Androstenedione açısından değerlendirildiğinde toplam 8 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş. Bunlardan 3'ünde 3 ay boyunca metformin 1500 mg günlük tek doz olarak verildiğinde androstenedione'da önemli bir azalma saptanmış. Gene bir tane randomize kontrol çalışmada 7 hafta boyunca günlük 1500 mg metformin verilmiş ve androstenedione'da önemli bir azalma saptanmış. Diğer çalışmalarda bir anlamlı sonuç saptanmamış. Genel olarak çeşitli dozlarda metformin plasebo ile karşılaştırıldığında androstenedione seviyesini anlamlı ölçüde azalttığı saptanmış. Yalnız kanıt düzeyi çok düşük dereceli olarak verilmiş. 17 hidroksiprogesteron açısından da toplamda 2 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş. Bu randomize kontrol çalışmalarda bir etki saptanmamasına rağmen birleştirilmiş tahminde metformin plasebo ile karşılaştırıldığında 17 hidroksiprogesteron düzeyini önemli ölçüde azalttığı saptanmış. Bunlar dışında, bunda kanıt düzeye ilgili çok düşük dereceli kanıt. Bunlar dışında diğer hormonal parametreler üzerinde serbest testosteron, steroid hormon bağlayıcı globulin, serbest androjen indeksi, DHP anastron, sülfat, LH ve östrodiol açısından metanaliz değerlendirildiğinde plasebo ile metformin karşılaştırıldığında herhangi bir etki saptanmamış. Son olarak gebelik oranları ve ovülasyon oranları değerlendirildiğinde gebelik oranları açısından 4 randomize kontrol çalışma değerlendirilmiş. 2 çalışmada 3 ay boyunca metformin 1500 mg tek doz kullanımının gebelik oranı önemli ölçüde arttırdığı saptanmış. Bir randomize kontrol çalışmada 7 hafta süreyle 1500 mg tek doz metformin kullanımının yine gebelik oranı önemli ölçüde arttırdığı saptanmış. Bir çalışmada anlamlı bir etki görülmemiştir. Total olarak değerlendirildiği zaman uygulanan doz ve süre ne olursa olsun metforminin gebelik oranı önemli ölçüde arttırdığı saptanmıştır. Metanalizde metformin ve plasebo karşılaştırıldığında yumurtlama oranı, ovülasyon oranı üzerinde önemli bir etki gösterilmemiştir. Sonuçta bu metanalizde metforminin polikistik over sendromu yönetimindeki etkinliğini destekleyen güncel kanıtlar özetlenmiş. Bu metanaliz metforminin antropometrik sonuçlar, insülin direnci indeksleri, lipid profilleri ve CRP düzeyleri, androjen hormonları ve polikistik over sendromlu kadınların doğurganlık sonuçları üzerindeki etkilerini bildiren ilk kapsamlı sistematik derlemedir. Metanalize göre metformin çeşitli terapötik dozlarda uygulandığında ve plasebo ile karşılaştırıldığında polikistik over sendromlu kadınların ortalama vücut ağırlığı, body mass indeksi, açlık kan şekeri, total testosteron, 17 hidroksiprogesteron ve LDL'de istatistiksel olarak anlamlı düşüşler ve gebelik oranında artış olmuştur. Ancak da metforminin klonfenstrat gibi bir doğurganlık ilacı olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte metforminin klonfenstrata ek tedavi olarak kullanılması polikistik over sendromunda yumurtlamayı ve gebelik oranını önemli ölçüde arttırabilir. Bu bulguları önceki çalışmaların bulgularıyla uyumludur.
Metformin vücut ağırlığı üzerindeki etkisini değerlendiren ve polikistik over sendromlu obez kadınları dahil eden başka bir randomize kontrol çalışmada da yaşam tarzı değişikliklerinden bağımsız olarak vücut kitle indeksinin önemli ölçüde düşürdüğü bildirilmiştir. Polikistik over sendromlu kadınlar ayrıca hiperinsülinemi, yüksek androjen seviyeleri, obezite ve dislipidemi nedeniyle yüksek oranda kardiyovasküler hastalık gelişme riski altındadırlar. Ve bu kadınlarda ayrıca düşük HDL ve yüksek trigliserit seviyeleriyle kendini gösteren dislipidemi mevcuttur. Bu durum gene kardiyovasküler hastalık için güçlü bir prediktördür ve bu nedenle de polikistik over sendromunda dislipideminin yönetimi çok önemlidir. Metformin serbest yağ sitelerinin hepatik metabolizmasını doğrudan etkileyerek veya insülin duyarlılığını arttırıp hiperinsülinemiyi azaltarak dolaylı olarak da dislipidemiyi iyileştirebilir. Bununla birlikte metforminin total kolesterol düzeyleri üzerinde yararlı bir etkisi olmadığı da gösterilmiştir. Metformin genellikle 500 mg'lık tek dozluk bir başlangıç dozunda başlanır. Eğer tolere edilirse en yüksek 2000 mg doza kadar yükseltilebilir. Sürekli salınımlı metformin intoleransı olanlar için tercih edilen bir alternatiftir. Metformin tedavisinin süresi belirsiz olmasına rağmen bu metanalizde sunulan çalışmalarda kullanım genel olarak 2 aydan daha kısa süreli değildi. Bu çalışmanın sınırlamaları arasında randomize kontrol çalışmalarının çoğunluğunun küçük olması ve örneklem bir güne hesaplamak için kullanılan istatistiksel gücün tam olarak rapor edilmemiş olmasıdır. Ayrıca tüm denemeler kısa sürelidir. Bu nedenle polikistik over sendromlu kadınlarda metforminin uzun vadeli etkileri belirgin değildir. Sonuçta bu metanalize göre metforminin tek başına dozaj ve tedavi süresinden bağımsız olarak ortalama vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, LDL, total testosteron, androstenediyon, 17-hidroksiprogesteron ve açlık kaslarını plaseboya kıyasla önemli ölçüde azalttığını söyleyebiliriz. Ayrıca metforminin polikistik over sendromlu kadınlarda plaseboya kıyasla gebelik oranını artırdığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Evet, biz de Aslı Hanım'a teşekkür ederiz sunumu için. Bu iki makaleden çıkarabileceğimiz özet herhalde fertilite tedavisinde metformin birinci basamak değil. Zaten uzun bir süredir o şekilde. Çünkü daha etkili ilaçlar var. Özellikle letrozol birinci basamak, birinci sırada. Eğer metformin vereceksek daha çok insülin direnci ve obezite için verebiliriz. Daha çok endokrin değil metabolik faktörler üzerine etkili. Yine başka çalışmalarda da esas metformin'den ziyade yaşam stili modifikasyonlarının, yaşam tarzı değişikliklerinin aslında daha etkili olduğu, metformin kadar etkili olduğu hatta bunların da vurgulanması gerekiyor. Ama bu tabii her hasta için mümkün olmuyor. Onlar da verebiliriz. Evet, şimdi fertilite kısmından gebelik kısmına geçeceğiz. Üçüncü konuşmacımız da gene bizim perinatoloji bölümümüzden Doktor Ezgi Bilecen. Bize gebelik ve ötesinde metformini nasıl kullanacağız? Artıları, eksilerine kullanabiliriz miyiz? Ne kadar kullanırız? Onlardan bahsedecek. Buyurun Doktor Ezgi Hanım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben bu akşam sizlere Diabetic Medicine dergisinde 2021 yılında yayınlanmış bir metforminin artıları, eksileri, gebelik süreci ve sonrasındaki kullanımını değerlendiren bir review'dan bahsedeceğim. Review olması sebebiyle biraz daha yoğun bilgi içeriğine sahip. Giriş yapacağız. Metforminin anne üzerindeki etkileri, yeni doğan ve çocuk üzerindeki etkilerini konuşup arkasından sonuçlarla konuşmayı kapatacağız. Metformin hepimizin bildiği gibi bir güvenlik türevi bir ilaç. Tip 2 diyabet tedavisinde uygun hastalarda ilk basamak olarak tercih ediliyor. Etki mekanizması ile ilgili net bilgilerimiz olmasa bile bildiğimiz bazı şeyler var. Hepatik glikoneagon üzerinden ve glukagon aracılığı hepatik fonksiyonu azaltarak etki gösteriyor. Bunun yanında protein kinaz A sinyali, lipid metabolizması ve mTOR yolu üzerinden de etkilerini biliyoruz. Metformin 1970'li yıllardan beri kullanılıyor. Düşük maliyet ve yönetim kolaylığı sebebiyle de insüline tercih edilir durumda. Bunun hastalar tarafından kabul edilebilir olduğunu söylesek bile hala tartışmalı olduğu noktalar var. Sağladığı en önemli etkilerden birisi ise maternal kilo alımında azalma ve LGA doğumlarda azalma sağlaması.
Metforminin plasentaya geçtiğini biliyoruz ve konsantrasyonunun anne ile fetüste eşit düzeye geldiğini tespit etmiş oluyoruz. Metformine maruz kalan fetüslerin çocukluk döneminde daha yüksek kiloya sahip olduğu da kayıtlı veriler arasında yer alıyor. Ve uzun süreli etkilerinin ne olduğu tam bilinmediği için de hala bize endişe duymamıza sebep oluyor. İnsülin içinse plasentaya geçmediğini kesin emin olduğumuz için fetüs açısından etkisi yok diyoruz. Ancak maternal şiddetli hipoglisemi yapabilmesi ve annede kilo alımında artışa sebep olabilmesi nedeniyle onun da riskleri göz ardı edilemez durumda. Bu review'un amacı metformin kullanımının yararlarını ve olası zararlarını gözden geçirmek, çalışmayı dizayn ederken bütün randomize kontrollü çalışmaları almışlar ancak vaka sunumu ya da olgu serisi gibi derlemeleri dışarıda bırakmışlar. Anne üzerindeki etkileriyle başlayacak olursak gebelik sürecinde metformini ne zaman kullanıyoruz? Obez, diyabetik olmayan kadınlarda, PCOS'lu kadınlarda GDM'yi önlemek amacıyla ya da diyabet olan, tip 2 diyabet olan hastalarda glikoz düşürücü etkiyi kuvvetlendirmek için kullanabiliyoruz. Obezite ile komplike olan gebeliklere geldiğimiz zaman çağın ilerlemesiyle birlikte obez gebelik sayıları da artmakta. Bu da obezitenin getirdiği hem anne hem de fetal riskleri daha da yüksek düzeylere taşımakta. Metformin gebelikle ilişkin morbiditelerini görmek için aşırı kilolu ve obez gebeler birkaç çalışmaya dahil edilmişler. Bunlardan ilki GROW çalışması, BMI'nin 25'in üzerinde olduğu yaklaşık 500 kadında plasebo ve metformin değerlendirmesi yapılıyor. Metformin 10 ila 20. haftadaki gebelerde başlanıyor. Sonuçlara gelindiğinde ise doğum ağırlığı 4 kilonun üzerinde olan veya LGA olan veya SGA tanısı alan bebeklerin oranında herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyorlar. Bu grupta saptanan en önemli veri ise metformin kullanan hastaların sezaryana daha az oranda ihtiyaç duyuyor olması. İkinci çalışma EMPOWER çalışması. Buradaki hastaların BMI'yi 30'un üzerinde. Gebeliğin 12 ile 16. haftası arasında metformin başlanıyor. Plasebo ile randomize bir şekilde 400'den fazla kadın çalışmaya dahil ediliyor. Yine burada da belirgin bir fark saptanmasa da istatistiksel olarak anlam içermese de metformin grubunda GDM gelişme oranı %18 iken plasebo grubunda bu oran %24 olarak ortaya çıkıyor. Maternal kilo alımı arasında ise belirgin bir fark saptanmıyor. Üçüncü çalışma MOB çalışması. Buradaki hastaların BMI'leri 35'in üzerinde, diyabet olmayan obez gebelerde yine metformin ve plasebo karşılaştırılıyor. Burada ortaya çıkan sonuç ise plaseboya karşı metformin kullanan hastalarda maternal kilo alımında anlamlı bir istatistiksel azalma sağlanmış olması. Burada preeklampsi riskinde de kilo azalmasına bağlı olarak bir azalma olduğundan bahsediyorlar. Ancak GDM gelişme oranları yine metformin ve plasebo grubunda da eşit olarak saptanıyor. Bu üç çalışma grubunda da hastaların ilaç uyumları %60 ila 80 iken hastaların neredeyse çoğunluğunda hafif GİS yan etkileri ortaya çıkıyor. Çalışmaları birbirine karşılaştırdığımızda ise MOB çalışmasının aksine EMPOWER ve GROW'da maternal kilo alımında bir azalma saptanmazken EMPOWER çalışmasında da preeklampsinin azaldığına dair bir veri elde edilmiyor. Burada çalışmaların genel gruplarını görüyoruz. Hepsinde kullanılan ilaç dozları farklı ve BMI gruplarının ne kadar farklı olduğunu görüyoruz. Belki bunları karşılaştırmak bu açıdan çok istatistiksel olarak da anlamlı olmayabilir. Burada tabloda gördüğünüz üzere GROW çalışmasında sezaryen oranında bir azalma saptanırken MOB çalışmasında ise maternal kilo alımı ve preeklampsi gelişmesinde bir azalma saptandığını görüyoruz. Daha ileride bahsedeceğim MIG çalışmasında ise spontan preterm doğum oranlarında metformin kullanan grupta bir artıştan bahsediliyor. 2018 yılında Cochrane incelemesinde metforminin obezitede maternal ve fetal sonuçları iyileştirdiğini önermek için yeterli kanıt olmadığını söylüyorlar. Ama yine de eldeki verilerle metformin tedavisinin faydalı olabileceği düşünülüyor deniyor. Burada fetal sonuçları gördüğümüz tabloda ise sadece EMPOWER çalışmasında yeni doğan yoğun bakım ihtiyacında belirli bir miktar azalma olduğunu görüyoruz. Onun dışında neonatal sonuçlar üzerinde belirgin bir etki olmamış plaseboya karşı metformin kullanımı değerlendirildiğinde.
PCOS'lu kadınlardaki gebelik sürecini değerlendirirsek eğer hepimizin bildiği gibi PCOS, gestasyonel diyabet, abort, hipertansif bozukluklar, erken doğum ve SGA gibi morbiditelerde artışla ilişkili. Metformin burada insülin sensitizasyonunu artırarak durumların hepsini azaltabileceği öngörülse bile ne yazık ki bu bilgiler randomize kontrollü çalışmalarda desteklenmiş değil. İlk randomize kontrollü çalışma yapıldığında beyaz ırk hastalar alınıyor, tanı Rotterdam kriterlerine göre konuluyor ve ilk trimester itibariyle 2000 mg metformin tedavisi başlanıyor. Sadece burada detaylarda verilen %30 hastanın daha önceden metformin kullanıyor olduğu. Metformin grubunda preeklemsi, erken doğum, makrozomi, SGA veya GDM açısından herhangi bir azalma saptanmıyor. Sadece maternal kilo alımında ve her bir grup kendi içinde değerlendirildiğinde erken doğumda %10'dan %2'ye bir azalma olduğu saptanıyor. Çalışma devam ettirildiğinde Pregnet 2 çalışması ortaya çıkıyor ve yine burada 487 PCOS'lu kadın değerlendirildiğinde yine maternal kilo alımında bir azalma olduğu ancak iki grup arasında da gestasyonel diyabet ortaya çıkmasında herhangi bir fark olmadığı saptanıyor. İki çalışmanın sonuçları ortak değerlendirildiğinde ise ortaya çıkan tek veri erken doğumun %8'den %4'e istatistiksel olarak anlamlı olarak gerilemesi. Metformin grubunda baş çevresinde 0,5 santimlik bir artış var ama bu istatistiksel olarak anlamlı değil. GDM üzerine ne yazık ki PCOS ve obezitesi olan kadınlarda bir etkisi olmadığı söyleniyor. GDM ile komplike olan gebeliklere geldiğimizde ise gebelikte ortaya çıkan hiperglisemi yönetimi bizim için burada sıkıntı oluşturan durum. Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre her 6 gebelikten bir tanesinde gestasyonel diyabet ortaya çıkıyor ve yaklaşık her yıl 24 milyon canlı doğumda diyabet komplikasyonlarını yaşıyoruz. 2008'deki randomize kontrollü çalışma sonrasında metformin gebelikte daha yaygın olarak kullanılmaya başlıyor ve MIG çalışmasında 700 kadın üzerinde 2500 mg doza kadar çıkıldığı bir tedavide yine neonatal fetal sonuçlar değerlendiriliyor. Sadece burada ortalama bebek ağırlığında metformin grubunda bir SGA soru işareti durum var ama istatistiksel olarak anlamlı değil. Metformin grubunda açıklanamayan bir şekilde burada daha yüksek bir spontan erken doğum oranı var. Deminki söylediklerimizin aksine ters bir durum ortaya çıkmış bu çalışmanın sonuçlarında. Metformin grubunda ise %46 insüline ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor ama buradaki insülin dozlarının metformin almayan gruba göre daha düşük olduğu yine veriler arasında. 2021 yılında İspanyol grubunun yaptığı bir randomize kontrolü çalışmada ise insülin analogları ile metformin karşılaştırması yapılıyor. Burada metformin eklenen hastaların bazı yemekler sonrasında her öğünde ya da her yemekte değil daha düşük tokluk kan şekerleri sağladığını söylüyorlar. Yine metformin alan grupta ortaya çıkan anlamlı bir değer ise sezaryen oranlarının daha düşük olması. Diğer çalışmalar çok büyük çaplı olmayan çalışmaların genel sonuçları değerlendirildiğinde ise metforminin glikoz kontrolünü sağlamada tek başına yeterli olmadığı, yalnız obezitesi daha yüksek, daha erken haftada insülin başlaması gereken hastalarda metforminin hem insülin doz ihtiyacını düşürdüğü ve glikoz kontrolünü sağlamada daha kolaylık sağladığını söylemişler. 2019 tarihli bir meta analizde ise metforminin gestasyonel diyabetli annelerde daha az makrozomi ve LGA ortaya çıkmasını sağladığını kanıtlamışlar. Tüm çalışmalar metformin ve insülin üzerine yapılmış. Gliburit üzerine çok fazla çalışma yok. Bilinen yan etkilerinin daha fazla olması sebebiyle neonatal hipoglisemi ve makrozomi olasılığında bir azalma sağlamadığı için gebelik sürecinde tercih edilmiyor. Ama yine de elimizdeki verilerle bunları söylemek %100 doğru olmayacaktır. GDM'de çift kör randomize çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Çünkü metformin kullanan hastaların kendisine metformin başlandığını bildiği durumlarda beslenmesine, yaşam şartlarına, yaşam tarzı değişikliklerine daha çok dikkat ettiği ve kendisini daha iyi koruduğunu
söyleyerek bir biyaza sebep olabileceği düşünülüyor. Şu anda devam etmekte olan bir IMMIRT çalışması var. Bunlar 32 ila 38. gebelik haftalarında insülin başlaması gereken hastaların açlık glikoz değerlerini karşılaştırıyorlar. Ama şu anda hala devam etmekte bu çalışma. Tip 2 diyabetle komplike olan gebeliklere gelirsek eğer buradaki oranlar ne yazık ki günden güne artıyor. İrlanda ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %36 ile %50 arasında bir tip 2 diyabet gebe oranı mevcutmuş. Burada en önemli şey konjenital anomalilerin artıyor olması, preeklampsi makrozoma açısından da risklerin yükseliyor olması. Bu tarz hastalarda iyi bir glisemik kontrol sağlamak önemli ama daha da zor. Metformin gruplarında burada SGA doğumlarında bir artışa sebep olurken yeni doğan yoğun bakıma girişlerde ise bir azalma sağladığı reddedilemeyecek bir gerçek. Metformin ile tedavi edilen gestasyonel diyabetli kadınların yaklaşık yarısının insüline ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında tip 2 diyabetli gebeler için metformin tedavisinin faydaları net değil. Bu da bize daha sonra ortaya çıkan MITI çalışmasını gösteriyor. MITI çalışmasının sonuçlarında ise şöyle bir durum var. Hemoglobin A1C değerleri daha düşük. 34-36. hafta arasındaki günlük kan şeker takipleri daha kontrollü. İnsülin doz ihtiyaçları daha az ve daha az sezaryenle gidiyorlar. Yine maternal kilo alım oranları da daha az olarak saptanmış. Yeni doğan grubuna baktığımızda ise ortalama doğum ağırlıkları daha düşük, LGA makrozoma oranları daha düşük ama metformin yan etkisi olarak SGA doğum oranında bir artış mevcut. Postpartum sürece geldiğimizde ise gestasyonel diyabete sahip kadınların rutin gebelerden 10 kat daha fazla bu riski, tip 2 diyabet riski taşıdığını biliyoruz. Diyet, yaşam tarzı önerileri ve metformin ile tip 2 diyabete ilerleyen yaşamda yaşama olasılığını azaltabiliyoruz. Diyabet önleme programının 3 yıl süreyle takip ettiği gebelerde metformin kullanmayan hastaların 3 yıl içerisinde daha az kilo verdiğini, metformin kullanan hastaların ise daha kolay kilo verdiğini görmüşler. GDMS olunan kadınlar için metformin tip 2 diyabet riskini plasebo'ya oranla %50 oranında ciddi bir oranda azaltıyor. Burada yine Diyabet Önleme Derneği'nin yaptığı çalışmada metformin tip 2 diyabet olasılığını %40 azaltırken yaşam tarzı değişiklikleri ise bu olasılığı sadece %35 oranında azaltıyor. Metformin peki çocuklar üzerindeki etkiler neler diyecek olursak, metforminin plasentaya geçtiğini biliyoruz. Peki ortaya çıkan durumlar hiperglisemik ortam sebebiyle mi yoksa metforminden mi kaynaklı? Bunun ayrımını ne yazık ki henüz yapabilmiş değiliz. Bildiğimiz tek bir şey var. Embriyoların ilkel mitokondriyal sisteminin metformin hücreye girmesini zorlaştırdığı, bu sebeple ortaya çıkan anomalilerin metformin kaynaklı olma olasılığının düşük olduğu yönünde. Metformin kullanan, pregestasyonel diyabeti olan ve gestasyonel diyabet ortaya çıkaran kadınlar için konjenital anomali riskinde bir artış mevcut. Ama buradaki tüm düzenlemeler yapılıp tüm biyaslar ortadan kaldırılacak şekilde ayarlamalar yapıldığında ise tek kalıcı riskin pulmoner kapak atresi olduğu söylenmekte. İkinci, üçüncü trimesterde metformin maruziyeti olduğunda acaba neler oluyor diye bakarsak feta sürece mTORPET ve inhibisyonu acaba IUGR'a sebep oluyor olabilir mi? Ya da farklı indikasyonlarla kullanılan metformin farklı sonuçları ortaya çıkarıyor olabilir mi diye sorulduğunda ise obezite veya PCOS nedeniyle metformin kullanan hastaların bebeklerinin doğum aralığında herhangi bir değişiklik yokken gestasyonel diyabet veya tip 2 diyabet nedeniyle metformin başlanan hastaların bebeklerinde doğum kilosunda bir azalma saptanmış. Burada yine neonatal etkilerin değerlendirildiği bir tabloda gördüğünüz üzere üst kol çevresi, subscapular cilt kalınlığı ve biceps cilt kalınlığında metformin kullanan grupta bir artış saptanmış durumda. Yine metforminin uzun dönem sonuçları üzerinde IQ üzerine bir etkisi olabileceğinden bahsediliyor. Sınırda IQ 70-85 düzeyinde olan çocukların metformin kullanan hastaların çocuklarında daha yüksek olduğu söyleniyor ama bunun uzun süreli takiplerde hastaların
bebeklerinin, çocuklarının takibe gelmesiyle ilgili sıkıntılar yaratabileceği de yine göz önüne alınması gereken sebeplerden birisi olarak bildirilmiş. Genel olarak sonuçlara gelecek olur isek, maternal avantajları nelerdir metforminin? Azalmış maternal kilo alımı, erken doğumda azalma, insülin gereksiniminde azalma, operatif doğumda azalma, hipertansif bozukluklar ve gelecekteki tip 2 diyabet olasılığında azalma olarak ortaya çıkmış. Yeni doğan avantajlarına bakar isek, burada da yine makrozami ve doğum travmalarının azalması, neonatal hipoglisemi ve yeni doğan ünite ihtiyacının azalması bizim için olumlu noktalar. Kimlere metformin önerelim noktasına bakıldığında ise çalışmadan bir tablo çıkarmışlar ve obezite grubunda BMI 35'in üzerinde olanlarda, PCOS tanısı olanlarda BMI 30'un üzerinde olanlarda, gestasyonel diyabeti olanlarda insülin ihtiyacını azaltmak için kullanılabileceği, yine tip 2 diyabet olanlarda da hem tip 2 diyabetin konjenital anomali olasılığını azaltmak, insülin dozlarını azaltmak için kullanılabileceği belirtilmiş. Yeni doğum ve çocukluk çağı değerlendirmeleri için gelecekteki çalışmaların randomize ve plasebo ve kontrollü yapılması gerektiği özellikle altı çizilen noktalardan. Diyabet ve kardiyometabolik durumların uzun süreli takibi için biyobankacılığa önem verilmesi gerektiği belirtiliyor. Metformin kullanımı ile ilgili belirsizlikler hala devam ettiği için bu çalışmalara dahil edilecek kadınlara riskler, faydalar hakkında iyi bilgilendirme yapılmalı. Hem anne hem çocuk için en iyi sonucu sağlamak adına da hasta merkezli yaklaşım uygulanmalıdır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, Ezgi'ye çok teşekkür ederiz. Ben de bir toparlayacak olursam, yani metformini ben de aslında çok liberal olarak kullanıyorum. Kimlere veriyorum? Tabii polikistik over olgularında insülin direncine bakmaya çalışıyorum. Onun için de basitçe hemoglobin A1C'ye bakıyorum. Eğer hemoglobin A1C 5,5'un üzerindeyse, hasta obezse mutlaka veriyorum. Tabii metformin verdiğimiz zaman etkisi hemen ortaya çıkmıyor. Eğer hemen hastaya bir ovülasyon indüksiyonu yapacaksak, yani onda vermenin çok fazla bir anlamı yok. Etki etmesi için mutlaka belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi değerli meslektaşlarım, gastrointestinal yan etkileri oldukça sık. Yani hasta tolere edemezse bırakıyorum. Şimdi tabii burada birkaç soru var. Örneğin polikistik overli olan bir hastaya ovülasyon indüksiyonu yapıyorsunuz ve hastada obez ve hemoglobin A1C'si sınırda, insülin direnci var, metformine başladık. Hasta gebe kaldı. Hasta gebe kaldığı zaman acaba metformini keselim mi? En kritik soru bu. Yani bu konuda çok tartışılan bir konu. Eğer kestiğiniz zaman hemoglobin A1C, evet doğru, bence de kesmemek lazım. Şu anda bir anket yapıyoruz zaten. Doğru. Öyle mi? Evet, Tamam. sağ tarafta görülüyor. 15-16 kişi cevap verdi. Kesiyor musunuz? Evet, genelde evet, şu anda kesme ya da kesmeme şu anda bir dengeye geldi. Herhalde kesmemek lazım. Bu ben hatta bu makale kulübüne gelmeden önce bizim endokrin bölümüyledeki arkadaşlarla da konuştum. Yani sizin gebelikte metformine yaklaşımınız nasıldır diye. Onların da bana ifadesi, eskiden metformine çok soğuk bakıyorduk ama günümüzde artık daha kullanımı yönünde olumlu bakıyoruz dediler. Çünkü onlar gebelikte hemen kan şeker regülasyonunda bir problem olduğu zaman, eğer diyetle regüle değilse, insüline geçiyorlar. Gebelik kategorisi B aslında, ama hani Ezgi'nin dediği gibi bu metformini doğan bebeklerde böyle IQ'nun sınırda olması biraz fazlaymış gibi olması insanı biraz rahatsız edici bir şey. Ama herhalde o konuda kesin bir kanıt yok. Normalde standart olarak herkesin bildiği gibi gebelik kategorisi B. Evet, Evet, şimdi metformini kesiyor musunuz?
Yarı yarıya Yerinden neredeyse. ergin kaç? Yüzde Yarıda hemen hemen yarı yarıya. %53 kesiyorum diyor. %40 Vallahi gerisi kesmiyoruz diyor. yani Yani test, şöyle. eğer böyle bir soru gelebilir. Metformini kestik. O zaman hemoglobin A1c yükselmeye başladı. Tam embriyogenez döneminde kan şeker regülasyonu bozulduğu zaman bilindiği gibi fetal anomali riski artıyor. Özellikle kardiyak anomaliler bildiğim kadarıyla. O da ayrı bir risk yani. Burada hastanın Ve diyabeti olup olmaması önemli. metformin Yani verilen tip 2 diyabeti olanlar ayrı, yani insülin tabii direnci diyabet olanlar tanımı ayrı, obez tam olanlar net bir şey ayrı. değil. Yani Yani çok heterojen bir grup. Polikistik over grubu da aynı şekilde. Şimdi guideline'lara sen ne diyorsun Ergin bu konuda? baktığımızda bu PCOS'la ilgili bu Selanik guideline'ında gebelik oluştuktan sonra metforminin kullanılmasını perinatologlara bırakıyordu. Perinatologlara top atıyordu. Burada Ezgi'ye sarabiliriz belki. Yani topu Evet. taca atıyor Human Reproduction'ın yani. 2018'deki ESHRE guideline'de PCOS tedavisinde orada da gebelik oluştuğunda kesilmesi öneriliyor. Yani gebelikte devamını önermiyor açıkçası. Bu konuda bilmiyorum perinatologlar nasıl düşünüyor? Ezgi siz ne yapıyorsunuz mesela? Ben kendi kişisel olarak gebelik oluşuncaya kadar kullanabilirsiniz diyorum. Hani kimlere başlıyoruz? İşte insülin direnci olan, sizin dediğiniz gibi hemoglobin A1c'si yüksek olan, obez olan hastalarda infertilite tedavisinde bir adjuvan olarak başlıyorum. Genellikle 2 çarpı 850 yavaş salınımlı ve bu gebelik oluşana kadar kullanabilirsiniz diyorum. Gebelikte de bırakmalarını öneriyorum. Ama tabii bu benim yaklaşımım. Ezgi belki bir şeyler söylemek ister. Perinatoloji Tabii ki bakış hocam. açısıyla. Şimdi bu noktada hastaların hangi sebeple tedaviye başladığı veya gerçekten bir pregestasyonel diyabete sahip olup olmadığının ayrımının yapılması lazım. Çoğu hasta belki obezite için daha önceden başladığı bir metformin tedavisiyle gebe kalıp geldiğinde tam bir tanısı yani diyabet tanısı olup olmadan karşımıza geliyor. Birinci trimester'da yüksek riskli gördüğümüz gebelerde mutlaka bir erken dönemde OGTT yapıp bunların bir diyabetik durumda olup olmadığının tanısını koymamız lazım. Ayrımı baştan yapmamız lazım. Biz hastaların sadece obez olduğunu düşünüp OGTT yapmayı 24. hafta sonrasına bıraktığımız durumlarda Ses kesildi daha galiba. erken tanı koyabilmemiz gereken bir diyabeti, pregestasyonel diyabeti atlayabiliriz. O yüzden öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta bence bu. Kesilmesi kesilmemesi yani başka bir insülin direnci veya anovulatuvar sebeple metformin başlamış bir hastanın gebe kaldığında tedavisinin kesilip kesilmemesi bireyselleştirilebilir Ses ama kesiliyor biz ama klinik olarak pardon Ezgi'nin kesilmesi sesi kesildi. şeklinde Orası yönetim biz uyguluyoruz. gebelik Endokrinle oluştuğunda kesiyoruz mutlaka anladım. danışmalı Doğru mu olarak Ezgi? gebelik takibine devam ediyoruz. Sesin Biz kesik kendi kesik geliyor klinimizde da gebelik olduğunda siz kesme var mı sıkıntı taraftarısınız. hocam şu anda? Evet hocam, biz kliniğimizde gebelik gördüğümüzde kesiyoruz. Evet. Kesiyoruz. Ezgi'nin sesi biraz kesiliyor. Evet, gebelik olduğunda Evet, ben kesiyoruz de öyle diye anladım. anladım. Doğru mu? Ses internet bağlantısında Kesiyoruz hocam. problem var herhalde. Biraz tartışmalı Peki bu tabii. arada şunu soralım o zaman. Evet. Devam ediyoruz Peki. metformine gebelik oluştuğunda da diyen 23 kişi var yani yarı yarıya oldu şu anda. Onlar acaba gebelik boyunca mı devam ediyorlar yoksa belli bir kesme süreleri mi var? Nasıl yaklaşım var? Cemal abi sen nasıl yapıyorsun mesela kullanıyorsan madem? Vallahi ben şöyle genelde devam ediyorum. 12. haftaya kadar. Sebebi de şu, o haftaya kadar embriyogenez döneminde olduğu için bir anomali riskine almak istemiyorum. 12. hafta sonra genellikle kesiyorum. Hemoglobin A1c ile takip ediyorum. Eğer hemoglobin A1c yükselirse o zaman ben endokrine gönderiyorum. Tabii iş endokrine göndermek
İşin en kolay tarafı sonuçta. 12. 12 hafta sonra haftaya devam kadar ettiğim hiç olmadı veriyorlarmış. hemen hemen. Ama ondan sonra evet. Ondan sonra devam eden vakalarda hemoglobin ABC yüksekse endokrinle beraber takip ediyorum. Gerekirse insülin başlıyoruz. Tabii gestasyon diyabet ikinci trimesterde oluyor. Yani 24. haftadan sonra ortaya çıkıyor. Ama doğuma kadar metformini hiç vermedim yani. En fazla 12. haftaya kadar verdim. Kendi kişisel pratiğimde. Ama doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii tartışmalı bir konu bu. Evet. Evet, Ezgi'den Bu konuda görüşünü veya yazmasını başka bir konu. isteniyor. Evet, bir sorular var galiba Görüşünü Ezgi. yaz. Eğer internetin iyiyse tekrar o en son söylediğin sonuç kısmını bir tekrarlayabilirsin veya şeye yazabilirsin. Merak ediyorum. Biraz daha iyi, evet. Şu an iyi geliyor. Şimdi çok iyi. Yani Şu an iyi geliyor. gebelikte kullanma konusunda Sesim perinatolojik şu anda görüşünü en çok o nasıl? merak ediliyor herhalde. Daha iyiyse tekrar söyleyeyim. Biz Kesiyorum. kendi kliniğimizde insülin direnci sebebiyle başlanmış ise şayet metformini kesme yönündeyiz. Anovulatuvar bir sebeple başlanmış ise zaten gebelik oluştuğu anda kesiyoruz. Mutlaka endokrin ile danışmalı gidiyoruz. Ama tekrar söyleyeyim, bir pregestasyonel diyabet durumunu atlamamak adına risk faktörü olan hastalarda Evet, bunu mutlaka erken önemsemek dönemde lazım. Yani 75 mutlaka gram 24. oral haftayı glikoz beklemek tolerans testi değil, yapmasını daha erken haftada da risk bekliyoruz. faktörü varsa, yani sadece obezite de değil, normal kilolu bir bayanda da diyabet olabilir. Evet, yakın zamanda benim Yok. de başıma geldi bir hastadan. Çok erken haftalarda 75 gram OGT test ettim ve Aile öyküsü. yüksek çıktı. Yani aşikar diyabet ve insülin başladı çok erken haftada. O yüzden atlamamak lazım bunları. Evet. Başka sorumuz var mı? Bu arada ben bir Buyurun yorum hocam. yapayım. Polikistikoverde evet letrozol Kesinlikle. klomifenin tahtını tabii ki salladı ama ben hala taşradan gelen hastalarda ilk seçenek olarak klomifen sitratı kullanıyorum. Onu da antiparantez söyleyeyim. Evet, bir konuşmacım, dinleyicimiz litreglut kullanımı gündemde diyor. Bu Picos'ta kullanımı ile ilgili çalışma var mı? Evet, litreglut ve eksenatit sanıyorum. Bunlar glukagon-like peptit bir analogları. Bunlarınla ilgili tabii çalışmalar var ama şu anda herhalde metformin bizim elimizde en çok kullandığımız ve en çok elimizde veri olan ve bu glukagon analoglarının, peptit analoglarının da karaciğer üzerine olumsuz etkileri olabileceği nedeniyle çok fazla kullanılmıyor. Bilmiyorum, diğer arkadaşlar herhangi bir yorum yapmak ister mi? Bu glukagon like peptit analogları için. Benim de bir Bunlar görüşüm yeni bir yok. grup ilaçlar. Evet, ben de bilmiyorum. Çok veri yok herhalde. Peki, abortus Evet, oranları üzerine başka sorular mı? 12 haftaya kadar takip devam edilebilir mi diyor. Abortusları azaltmadığı yönünde çalışmalar var. Yani düşük riskini azaltmıyor. Metformin plaseboya göre bir üstünlüğü yok gebelikte. O yüzden Eskiden öyle bir yani o inanış tip şeyler vardı vardı ama yeni ama çalışmalarda evet önerilmiyor şu çalışmalarda anda. desteklenmiyor. Yani düşük riskini azaltmak için önermiyoruz. Evet, başka soru. Cevaplamadığımız. Evet. Bir miktar B12'yi düşürebiliyor ama biz tabii çok uzun süre kullanmadığımız için çok önemli değil. Ama uzun süreli kullanımda B12'ye de bakmak lazım, vitamin B12 Evet. düzeylerine. Birkaç kişi yazıyor. Onları bekleyelim isterseniz. Evet, yazıyorlar. Bu Onları arada da konuşmacı bekleyelim. arkadaşlardan var mı söylemek istediğiniz son söz, vurgulamak istediğiniz? Onur ve Aslı'ya soralım. Ezgi de tabii. Teşekkür ediyoruz.
Benim yok hocam. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. bize teşekkür eden Biz teşekkür ediyoruz meslektaşlarımıza bu teşekkür fırsatı verdiğiniz ediyoruz. için TSRM'ye Murat de aynı Hoca'ya, şekilde. Erdal Bey'e, Fatma Horasan Altıntaşoğlu'na, Sebahattin Altınyurt'a, evet diğer herkese çok teşekkür ediyoruz. Cemal Hocam son sözü size yani vereyim. Ben de bir iki bir şey size vereyim o oradan. sözü söyleyeyim. Yani metformin'den ben kendi pratiğimde çok liberal olarak kullanıyorum. Biraz onun içinde mutluyum. Yani onu vermekten çekinmemek lazım. Gebe kalınca devamı konusunda da kendi pratiğimde ilk trimesterde eğer hemoglobin A1c düzeyleri sınırda ise devam ediyorum ama tabii bu konuda kanıt düzeyi çok yüksek bir şey değil. Kullanmaktan da çok çekinmemek lazım diye düşünüyorum. Özellikle obez polikistik over grubunda hemoglobin A1c 5,5'un üzerinde ise onları da mutlaka vermek lazım ama hemen tüp bebek ya da ovülasyon inyeksiyonu yapılacaksa onu mümkünse birkaç ay öncesinden vermekte evet, etkisi fayda geç var. Başlıyor. Onu vurgulamak hatta lazım. O SSC riski daha azam. Etkisi geç başlıyor. Kimisine göre evet. 6 aya kadar yani hemen sürüyor. Kısa zaman. O yüzden biraz evet yani en az bir 6 hafta en az bir 6 hafta vermek lazım. Yoksa bugün başladık yarın etki göstermesi asla evet. mümkün değil. Evet. Onu da belirtmiş olalım. ORN hipersimülasyon riskini anlamlı olarak azaltıyor IVF'de. Onu biliyoruz. Evet. 6 haftadan daha fazla devam ediyor. Preeklampsi üzerine ne diyebiliriz? Ezgi sana onu soralım. Azaltıyor diyor ama. Bağlıyorlar. Evet. Evet. Preeklampsideki azalmayı kilo kaybına bağlıyor daha çok. Yani daha az kilo aldıkları için. Gebelerdeki kilo kaybı demeyelim de gebelik sürecindeki yani. Kilo alımını azalttığı için preeklampsi risk faktörlerinden bir tanesi de gebelik sürecinin kötü seyri olarak değerlendirirsek evet. Oradaki azalmaya evet, bağlı ama ilaç oradaki kanıt düzeyleri de ama düşük ne yazık ki. Bilmiyorum. Hiçbir ilaca ben o bayağı şekilde bakmak faydalı istemem. Bir şey. Peki o zaman kapatıyoruz. Başka evet endüstri ucuz etkin ilacı sevmez. Evet aleyhine olduğu kadar lehine de var. Tabii yani aslında doğru söylüyorsunuz. Ucuz bir ilaç yaygın kullanabiliriz ama tabii kanıtta çok fazla değil. Yani gebelik için gebelik anlamında söylüyorum. Yani kişiye özel tedavi düşünmek lazım. Bireysel tedavinin bireyselleştirilmesi noktasına yoğunlaşmak gerekiyor. Evet, insülin tabii daha pahalı olduğu için insülin üretenler sevmiyor olabilir. Hakkınız var. Peki, o zaman başka soru veya katkı yoksa ben tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Başka bir TSRM webinarında veya Journal Club'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz tekrardan.